Ne düşünüyorsun? Üçüncü sayfadan birinci sayfaya taşınıp manşet olmak tehlikeli bir şey diye düşünüyorum. Şevko'yu kimin öldürdüğünü muhakkak bulmamız gerek. Yoksa bu işi bize ihale edecekler. Emir vereni bulmamız içinse uçak savar işini çözmemiz lazım. Şevko uçak savar işi yapacak adam değil. Normalde bu işi yapacak olan adam Lazia. Ama Lazia da işinin ehli olmayan birini böyle bir sevkiyatta kullanmaz. Demek ki uçak savar işi bizim kayınpedere karşı yapılmış. En tepeye ulaşmamız için en dipteki halkayı çözmemiz lazım. Şevko bu işe girerken yalnız değildir. Tabii canım, mutlaka bir sehem vardır. Eğer bir sehem varsa mutlaka içinde iplikçi Nedim vardır. Çünkü kimse onun parası olmadan böyle büyük işlere girip kendini riske atmaz. İplikçiyi konuşturalım. Ben de senin bu oyuna hastayım. Onu konuşturalım, bunu susturalım. Ah ne güzel İstanbul be. Can Polat, iplikçi canını sağlam almak için düşmanından aldığı paraya en yüksek faizi verir. Ona öyle kafana göre dokunamazsın. Madem bu iş Lazia'ya karşı yapılmış bir iş, istediğimize dokunuruz. Yukarıdaki halka ulaşıp bu işi çözersek, kayınpederin de arkamızda olur. Kimse bize dokunamaz. Şevko'nun cenazesi bir kaldırılsın. İnsanlar bize nasıl bakıyor bir görelim. Ona göre hareket edelim. Katiller maktullerini izlemeyi sever. Şevko'yu öldüren cenazesine de katılacaktır. Geçmiş olsun kızım, hoş geldin. Görünmez kaza işte. Çok teşekkür ederim. Anne, benim odamı hazırladın değil mi Canan'a? Rahatsızlık vermek istemezsin. Aa, ne rahatsızlığı kızım? Buyurun. Tamam. Elif, annem bilmiyor değil mi? Hayır hayatım, kaza diyebiliyor. Seni öyle bir yere götürüyorum ki Can Polat, aklın duracak. Allah Allah, nasıl bir yermiş orası? Serhat. Buyur patron. Siz kalın. Tamam patron. Ya ne ararsan var. Çekik mi dersin? Sütun gibi bacaklar mı dersin? Balık eti mi dersin? Piliç eti mi dersin? Ya hepsinden var. Kardeş, bir de orada paparazzilere yakalanmayalım. Madem bildiğin yer, çağır mekana gelsinler. Ya ben seçmeyi seviyorum da. Zaten mekanı kapattın mı biz olacağız. O merdivenlerden indin mi? O loş ışığın arasından bu mu, şu mu diye bakınıyorsun ya. İşte o hepsinden heyecanlı be kardeşim. Yoksa çok şükür tokuz. Hadi gidelim. Hadi. Kimsin? Babamı niye öldürdünüz? Babanı biz öldürmedik. Siz babamı öldürdünüz. Ben de sizi öldüreceğim. Babanı biz öldürmedik. Şevko benim düşmanımdı. Öldürmeyi de istedim. Ama ölümüyle bizim alakamız yok. Yalan söylüyorsunuz. Dur vururum. Dur diyorum sana. Öldürmek istiyorsan silahın emniyetini açman lazım. Babanı biz öldürmedik. Kardeşim daha çok küçük. Gel yeğenim gel. Gel amcayı yeğen dertleşelim gel. Abi burası. Abi zahmet oldu, ben gelirdim. Seni de işinden alıkoydum. Bana zahmet falan olmadı. Ayrıca işler böyle yolunda giderse sen de en yakın zamanda kendi arabanla gelirsin. İnşallah abi. Eren.
Efendim abi. Harçlığın var değil mi oğlum? Var abi. Hadi ablan görmeden git. İyi akşamlar abi. Canan. Seni o kadar çok seviyorum ki. Bensiz yaşamana izin vermem. Bir emrin var mı patron? Nevzat, herkes dışarı. Tamam, herkes, 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 herkes. İsmin ne? Onur. Onur. Bak yeğenim. Ben 7 yaşındayken babamı gözümün önünde vurdular. Sırtından vurdular. Çok canım yandı. Çok acı çektim. İstedim ki bütün dünyayı öldüreyim. Öğrendim ki bütün dünyayı öldürsem de babamı geri getiremem. Yine de bu hırsla bir sürü hata yaptım. Ama babanı ben öldürmedim. Sana karşı bir hata yapmadım oğlum. Ben şimdi ne yapacağım? Okuyor musun? Evet. O zaman bir seçim yapmalısın. Ya okumaya devam edeceksin ya da babanın hayatını devam ettireceksin. Okumayı tercih edersen kendi belirleyeceğin çizgide onurlu bir hayat süreceksin. Babanın hayatını devam ettirmeyi seçersen onurunu ve yaşamını başkalarının tercihine bırakacaksın. Ya vuracaksın ya vurulacaksın. Vurdukça arkandakiler çoğalacak. Herkes senden korkacak. Gün gelip vurulduğundaysa arkanda kimse kalmayacak. Belki Çakır gibi babasının ölümünü izlemiş bir çocuk. Belki benim gibi babasını hiç tanımamış bir çocuk. Belki senin gibi gözü yaşlı bir onur bırakacaksın. Onur. Yine de bizden şanslısın. Artık baban yoksa da arkanda iki tane dağ gibi amcan var be. He? Hep sana özendim Elif. Gülmene, cesaretine, temiz olan aşkına. Ama demek ki ben bunları hak edecek kadar temiz değilmiş. Saçmalama Canan. Gördüğüm en güzel gülen insansın. Korktuğuna hiç şahit olmadım. Ve sahip olduğum en temiz dostsun. Bak başıma neler geldi Elif. Gözlerimi yumamıyorum. Ve gözümün önüne gelen şeylere inanamıyorum. Başkalarını da duyduğumuz zaman sadece üzülüyorduk. Hiç bizim başımıza geleceğine ihtimal vermiyorduk. Ne kadar gerçekmiş meğer. Ne kadar acıymış. Acı. Yaşadıklarım sıradan acılar değil. Gerçek kadar acı. Gerçek kadar zor. Ama biz bunun üstesinden geleceğiz. Sen bana yardımcı oldun. Ben başardım. Şimdi sıra sende. Sana portakal suyu sıktım Canan. İçine de pekmez koydum. Çok kan kaybetmişsindir. Teşekkür ederim. Pek içecek halim yok. Olur mu öyle şey kızım? Baksana yüzün kireç gibi. 7 yaşındayken Eren de bileğini kesmişti. Okulun camını kırmış. Doktora zor yetiştirmişler. Az kalsın kan kaybından ölecekmiş. Anne, verdiğin morale bak ya. Canan dinlensin, hiçbir şey kalmaz, tamam? Ne dedim ki?
Canan. Bir şeye ihtiyacın olursa seslen kızım. Hı hı, peki. İyi geceler tatlım. İyi geceler. Senin de yerin hazır kızım. İstediğin zaman yatabilirsin. Tamam anne, iyi geceler. Ayrıldın mı Ervin yanından? Ne diyorsun abla akşam akşam ya? Bana bak, bu mevzuyu sonra konuşacağız. Ama o herife Canan'ın burada olduğunu söylersen seni gebertirim. Onun da işi gücü yok, psikopatlarla uğraşacaktır. Şşş! Hiçbir şey bilmiyorsa terbiyesizlik yapma. Aha, hiçbir şey bilmiyorum. Alem biliyor, ben bilmiyorum. Seni adam yerine koyup konuşan da kabahat zaten.